Merhaba gençler, oran orantının 3. ve son bölümüyle beraberiz. Bu bölümümüzde ortalamalardan bahsedeceğiz. 2 tane ortalamamız var. Birincisi aritmetik ortalama, ikincisi geometrik ortalama. Aritmetik ortalama nedir arkadaşlar? x1, x2, xn sayılarının toplamlarının sayı adedine bölünmesiyle elde edilen sonuca bu sayıların aritmetik ortalaması denir. Yani n tane sayımız varsa x1 x2 xn sayıları bunları toplayıp n'e böldüğümüzde neyi buluruz? Aritmetik ortalamayı buluruz. Aslında bunu okul yaşamında çokça kullanıyorsunuz. Yazılı notlarınızın ortalaması karnenize düşüyor. Tabi sözler de dahil edilince 5 tane notunuz geldiyse ortalamasını aldığınızda karnenize düşecek notu buluyorsunuz. Örnek bir bir öğrencinin matematik dersinden aldığı notlar 60 84 ve 75'miş arkadaşlar. Ortalamasını soruyorsa ne yaparız? Toplayıp 3'e böleriz arkadaşlar. Ne gelir toplayıp 3'e bölersek? 73 gelir. İkişer yıl arayla doğmuş 4 kardeşin bugünkü yaşlarının ortalaması 18'dir. Buna göre en büyük kardeş ile en küçük kardeşin 3 yıl sonraki yaşlarının ortalaması kaçtır diye sormuş. Şimdi kardeşlerin yaşları x, x artı 2, x artı 4, x artı 6 olsun. Hepsinin ortalaması 18'miş. O zaman aralıklar eşit olduğuna göre en büyük ve en küçüğün yaş ortalaması yine 18'dir. Ortadaki ikisinin yaş ortalaması yine 18'dir. Aralıklar eşit olduğu için böyle. Peki 3 yıl sonra ne olur? Ortalaması da 3 yıl artacağı için en büyük kardeşte en küçük kardeşin yaş ortalaması ne olacaktır? 21 olacaktır. Örnek 3. Aşağıdaki tablo bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavında aldığı puanların dağılımını gösteriyormuş. Neymiş? 15 tane öğrenci 51 almış, e, 21 tane öğrenci 66 almış. Bu sınıftan seçilen 20 öğrencinin puanlarının ortalaması 63'müş. Buna göre 51 puan alan kaç öğrenci seçilmiştir diyor. 51 puan alan x tane öğrenci olmuş olsun toplam 20 öğrenci seçildiğine göre 66 alan 20-x tane öğrenci olsun. O zaman ortalamayı alalım arkadaşlar. 51 ile x'in çarpımı artı 66 ile 20 eksi x'in çarpımı bölü kaç öğrenci seçildi? 20 tane öğrenci seçildi. Sonuç ne oldu peki arkadaşlar? Sonuç 63 olmuş ortalaması. Buradan x ne gelir? Gerekli işlemleri yaparsak x'in 4 geleceğini görürüz. Bu soruyu şu yolla da çözebiliriz arkadaşlar işlem olarak biraz daha kısa bir yol seçelim. 51 ve 66 puanlı öğrenciler var. Buradan x tane, buradan 20 x tane seçeceğiz demiştik az önce. Bunların ortalaması neymiş arkadaşlar? 63'müş. 63 51'e kaç birim uzaklıkta? 12, 66'ya kaç birim uzaklıkta? 3 birim uzaklıkta. Bu farkları sabit sadeleştirelim arkadaşlar. Bu soruyu şöyle bir çözüm yöntemiyle de çözebiliriz arkadaşlar. 51 ve 66 puanlı olan öğrenciler var. Ortalaması neymiş? 63'müş. 63 66'ya kaç birim uzaklıkta? 3 birim. 51'e kaç birim uzaklıkta? 12 birim. Bu uzaklıkları sadeleştirelim arkadaşlar. Oran ne? 1'e 4 oranı var. Çapraz olarak 4'ü 66'ya veriyorum. 1'i de 51'e veriyorum arkadaşlar. Şimdi ortalama ortalama e, çok sayıda terimi olan sayının tarafına kayar. Yani 63'e kaymışsa daha fazla 66'dan eleman var demektir. O yüzden çok olan terim 66, az olan terim 51 olacak arkadaşlar. Peki bunların toplamı neye eşitti? x ile 4x'in toplamı neye eşitti? 20 idi. 5x 20 ise x ne gelecek buradan? 4 gelecek arkadaşlar. N tane sayının aritmetik ortalaması x ise bu sayıların toplamı n çarpı x'tir. Örneğin 3 tane yazılı yaptınız. Ortalaması 60 ise 3 yazılının ortalaması. Bu 3 yazılının toplamı nedir? 3 çarpı 60, 180 olacaktır. Ne yaptık? Ortalamayla yazılı sayısını çarptık. 9 sayının aritmetik ortalaması 19'dur. Bunlardan aritmetik ortalaması 17 olan 3 sayı çıkarılıyor. Geriye kalan 6 sayının toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. 9 sayının ortalaması 19 ise toplamları ne olur? 9 çarpı 19 olur. Ne diyor? Bunlardan ortalaması 17 olan 3 tane sayı çıkarılıyor. Toplam ne olur diyor. 9 ile 19'u çarparsak 20 tane 9, 180. Bir tane çıkarırsak 171. 171. Eksi 3 tane 17 51 yapar. Çıkardığımızda ne yapacaktır? 120 aradığımız cevap olacaktır. Bir basketbolcu oynadığı ilk 15 maçta ortalama 25 sayı atmış arkadaşlar. Toplam ne kadar atmış? 15 çarpı 25. 10 maç daha yapmış ve bu maçlarda toplam 300 sayı atmış arkadaşlar. O zaman ne yapabiliriz? Toplam artı 300 oluyormuş. Peki toplam kaç maç yapmış? 15 artı 10 25 maç yapmış. Ne diyor? Bu 25 maçtaki sayı ortalaması nedir? Toplam sayıyı maç sayısına böleceğiz. 15 çarpı 25 375 yapar. 300 de toplarsak ne olur? 675. 675'i 25'e bölersek cevap ne gelecektir? 27 gelecektir. Bir gruptaki kız sporcuların yaş ortalaması 20. Erkek sporcuların yaş ortalaması 26'ymış. Kızların sayısı erkeklerin sayısının 2 katıymış. X'e 2X'miş arkadaşlar. Buna göre bu grubun yaş ortalaması kaçtır diyor. Önce klasik yöntemle çözelim. Nedir? Ee, yaş ortalaması 20 idi 2X kişinin. Yaş toplamı 20 çarpı 2X olacaktır. Erkeklerin de X çarpı 26 olacak. Toplam kaç kişi oldu arkadaşlar? 3x kişi oldu. Toplarsak 66x'i 3x'e bölersek grubun ortalaması ne gelecektir? 22 gelecektir. Ya da şöyle düşünelim arkadaşlar. 20'ye 26, 2x e x i. Şimdi aradığımız cevap 20 ile 26'nın arasında bir değer olacaktır. Ee, peki uzaklıkları nasıl olacak? 2x ise şurası 2x ise çapraz olarak 26'ya 2k uzaklıkta. 1 x ise 20'ye 1K uzaklıkta olacaktır. 20 ile 26'nın arası kaç birim arkadaşlar? 20 ile 26'nın arası 6 birim. Demek ki 3K 6 olacak. K 2. Yani aradığımız cevap 20'ye 2 birim. 26'ya 4 birim uzaklıkta olacak. O halde cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 22 gelecektir. N tane sayının aritmetik ortalaması x olsun. Bu sayıların her birinden Y çıkarılırsa yeni aritmetik ortalama X eksi Y. Her birine Y eklenirse yeni aritmetik ortalama X artı Y olacaktır. Örneğin bir kurumda işçilerin maaşı 3.000 lira olsun arkadaşlar. Patron diyor ki size bu ay 500 lira zam yaptım. Her birinize 500'er lira zam. Yeni ortalama ne olacaktır arkadaşlar? 3.500 lira olacaktır. Herkesin maaşı 500 lira arttığı için... Ortalamamız da 500 arttı. Örnek 7. Bir dans grubunun 3 yıl önceki yaşları toplamı 154'tür. Aynı kişilerden oluşan bu grubun 4 yıl sonraki yaşlarının aritmetik ortalaması neymiş? 21'miş. Peki 7 yıl önce yaş ortalaması ne olur? 7 çıkarırsak 14 olacaktır. X kişi var. Ortalamaları 14. Toplamlarda neymiş? 154'müş. İçine gelecektir buradan. 11 gelecektir. 11 kere 14, 154 yapacaktır. Terimleri birbirinden farklı birer doğal sayı ve artan artan arkadaşlar bir dizinin ilk 7 terimi 5, 6, 10, A, 12, B, C'ymiş. Aritmetik ortalamaları da 11 ise A artı B en büyük kaç olur demiş arkadaşlar. Artan olduğuna göre A ne olabilir? 11 olabilir. 10 ile 12'nin arasında başka doğal sayı yok arkadaşlar. Onun için A 11 olmak zorunda. Peki aritmetik ortalaması 11 ise bu sayıları toplayıp 7'ye bölersem ortalama ne gelecekmiş? 11 gelecekmiş. Buradan 7'yi karşıya atarsak 11, 10 daha 21, 32, 44 artı BC ne olacaktır? 77 olacaktır. Buradan B artı C ne gelecek? 33 gelecek arkadaşlar. A artı B'yi soruyor. A'yı 11 buldum zaten. B en büyük olsun diyor arkadaşlar. Şimdi C B'den büyük. Artan sırada olduğu için C ne olur? B'den büyük. Toplamları 33 ve B'nin en büyük olmasını istiyorum arkadaşlar. B ve C sayılarını birbirine en yakın alırım. Demek ki B 16, C 17 olmalıymış. B'nin en büyük olması için. O zaman A artı B ne olacaktır? 11 16 daha 27 yedi olacaktır. Örnek dokuz. Bir güreş müsabakasının katılan 4 sporcunun ağırlıkları bir hafta aralıkla ölçülmüş. Sporcuların iki, ikinci ölçümdeki ağırlıklarının birinci ölçüme göre değişimleri verilmiş. Örneğin birinci sporcu bir hafta sonra iki buçuk kilo almış. İkincisi bir kilo almış. Üçüncüsü üç buçuk kilo vermiş. Dördüncüsü de dört kilo vermiş. Peki toplamlar ne kadar değişmiş? Toplayalım bunları. İki buçuk artı bir. Eksi 3 buçuk. Eksi 4. Toplarsak ne olur? Eksi 4 olur arkadaşlar. Ne diyor? Sporcuların ağırlıklarının ortalaması ilk ölçümde 56'ymış arkadaşlar. İkinci ölçümde ne olur? Toplamları eksi 4 olduğuna göre ortalamaları ne kadar değişmiş? 4 sporcu olduğu için 4'e böldüm. Ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 oldu. Yani bir hafta sonra ortalamaları 1 kilo azalmış. 56'dan 1 çıkarırsam Cevabım 55 olacaktır. Tablo bir iş yerinde çalışanların sayısı ile yaşlarını gösteriyormuş. Bu iş yerinden seçilen 16 kişinin yaş ortalaması 23'müş. 16 kişi seçilmiş, yaş ortalaması 23 olmuş arkadaşlar. Geriye kalanlardan kaçı 24 yaşındadır diyor. Şimdi 22 yaşında olanlar var, 23 var, 24 var. Ortalamanın 23'te buluşabilmesi için 22 ve 24'ten seçtiklerimizin eşit sayıda olması gerekir. Yani 4 kişi 22 yaşında varsa 4 kişi de 24'ten seçeceğiz. 8 toplam 16 kişi seçtiğimize göre 8 kişi de nereden seçeceğiz? 23 yaşında olandan. 8 12 16 ortalaması 23 olacaktır. Peki 24 yaşında almadığımız kaç kişi oldu ya da kaldı? 16 4 12 kişiyi seçmemiş olduk. 2012 YGS sorusu bir yabancı dil kursunda ABC sınıflarındaki öğrencilerin yaş ortalaması 20, 26 ve 29 verilmiş. A ile B sınıflarındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalaması 23'müş. B ile C'nin 28'miş arkadaşlar. O zaman ne diyor? Bu üç sınıfın yaş ortalaması nedir diyor. Şimdi A ile B'nin yaş ortalaması 23'müş. İkisinin tam ortasında arkadaşlar. 20 26'nın. Demek ki A sınıfında x kişi varsa, B sınıfında da x kişi varmış. B ile C'nin yaş ortalaması 28. B'den 2 birim uzaklıkta, C'den bir 1 birim. 1'e 1x, 2'ye 2x. Demek ki C sınıfında kişi sayısı B'nin ve A'nın 2 katıymış arkadaşlar. O zaman hepsinin ortalamasını istiyor benden. A ile B'yi birleştirirsem kaç kişi oldu? 2x kişi oldu. C'de 2x kişi oldu. Artık sayılar eşit olduğu için ortalama ne olacaktır? 23 ile 29'un tam ortası yani 26 olacaktır. Bir sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının 4 bir 3 katıymış. Kızlar 4x ise erkekler 3x'miş. Kız öğrencilerin matematik sınavındaki puan ortalaması 76. Erkek öğrencilerinki 62ymiş arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Bu sınıftaki tüm öğrencilerin puan ortalaması nedir diyor? İlk hepsinin puan ortalaması 76 ile 62'nin arasında olacak. 76'dan e, şu, aradaki farklar şu çapraz olarak e, oranlar gibi olacak arkadaşlar. 76 ile 62'nin farkı ne çıkarırsak 8 olacak arkadaşlar. E, düzeltiyorum. 14 olacak. 14. 14'ü 4'e 3 şeklinde parçalarsam ne olur? 8 buraya. 8 buraya. 6 buraya gelir arkadaşlar. Toplamı 14 olacak. 3 şeklinde ayırırsam 4'ün 2 katı 8, 3'ün 2 katı 6 olacak. Yani aradığım cevap 76'nın 6 eksiği 70 veya 62'nin 8 fazlası 70 olacaktır. Geometrik ortalama en tane pozitif sayının çarpımının eninci kuvvetten köküne bu sayıların geometrik ortalaması denir x1, x2, x3, xn şeklinde verilen n tane pozitif sayı için geometrik ortalama bu sayıların çarpımının eninci dereceden yani veri sayısı kadar dereceden köküdür. O zaman iki tane sayı verilmişse a ve b sayısı geometrik ortalaması bunların çarpımının kare köküdür. Üç tane sayı verilmişse a, b, c sayıları geometrik ortalaması çarpımının küp köküdür. Eğer iki sayının aritmetik ortalamasıyla geometrik ortalaması birbirine eşitse bu iki sayı birbirine eşit olmak zorundadır. Başka türlü hem aritmetik ortalama hem de geometrik ortalama aynı olamaz. Örnek 13, aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz demiş. 3 ve 12 sayılarının geometrik ortalamasını bulunuz diyor. Ne yapalım? Çarpımı 2 veri olduğu için karekökü 36'nın karekökü ne olacaktır? 6 olacaktır. 2 9 12 sayılarının geometrik ortalaması nedir diyor? Çarpıyorum. Ne yapar? 216. Bu da neyin küpü? Düzeltiyorum. Küp köküydü. Bu da neyin küpü? 6'nın küpü olduğu için 6'nın küpünün küp kökü ne yapar bu? 6 olarak çıkar. A ile B pozitif sayılarının orta orantılısı x ise A bölü x eşit x bölü B demektir arkadaşlar. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak x kare eşittir. A çarpı B x de kare kök AB gelecektir. O zaman pratikte Orta orantılısı dediği sayı geometrik ortasıyla aynı sayı oluyor arkadaşlar. Örnek 14 ile x sayısının orta orantılısı kare kök 2 imiş. Yani x sayısıyla bu sayının çarpımı... Şöyle yazalım. Şu sayıyı hemen çarpanlara bir ayıralım arkadaşlar. Nedir? 5 ile 3, 15. Bakın sihirli 2. İkimiz de var orada. 5 ile 3'ün toplamı nedir? 8, o zaman bu sayı nedir? karekök 5 artı kare 3'tür. Bu sayıyla x'i çarpınca ne oluyormuş? karekök kök 2 oluyormuş arkadaşlar. Tabi burada bir de ne var? Kare kökü var. Bu sayıların çarpımının kare kökü olduğu için. Buradan karekökleri götürürsem x çarpı kök 5 artı kök 3 2'ye eşit arkadaşlar. Burada eşlenikle çarpınca ne olur? karekök 5 artı kare kök 3 de 5 eksi kare kök 3'ü çarptığımızda sonuç ne olacaktır? Birincinin karesi 5, eksi ikincinin karesi 3, 2 olacaktır. Demek ki x sayımız neymiş? Kök 5 eksi kök 3'müş. Bir torbada her biri 10 gram ağırlığında olan 30 adet sarı ve her biri 15 gram ağırlığında olan 30 adet pembe bilye bulunmaktaymış. Bu torbadan bir miktar sarı ve bir miktar pembe bilye alınıp ne olmuş? İkinci bir torbaya atılmış. Bu işlem sonunda ilk torbadaki bilyelerin ağırlıklarının ortalaması 12 olmuş. Son durumda ikinci torbadaki bilyelerin ağırlıklarının ortalaması 13 olmuş. Buna göre ikinci torbaya atılan pembe bilyelerin sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle ortalama ile ağırlıklar arasındaki farklara bakalım. 10 ile 13'ün arası kaç? 3. 15 ile 13, 2. Demek ki çapraz olarak yazıyorduk. 2 ise şurası 2x. 3 ise burası ne oluyormuş? 3x. Yani buradan pembeler 3x eksilmiş. Buradan sarılar ne olmuş? 2x eksilmiş. Buradaki farklara bakalım son durumda. Şurası 2 burası 3. Yani sarının pembeye oranı 3 bölü 2 arkadaşlar. 30 2x'in 30 3x oranı neymiş arkadaşlar? 3 bölü 2. Buradan içler dışlar çarpımı yapalım. Ne olur? 60 eksi 4x eşittir. 3 ile çarparsak 90 9 x 9x olacaktır. Buradan 5 x eşittir 30 x ne olacaktır? 6 olacaktır. Peki bizden ne istiyor? İkinci torbaya atılan pembe bilyeler kaç x arkadaşlar? 3 x 3 kere 6 18 yapacaktır. Örnek 16. 3x artı 5y eksi 25 ile y eksi x artı 15 sayılarının aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşit olduğuna göre x ile y sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır diyor. Aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşitse bu sayılar birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Bilinenleri başa bilinmeyenleri sona atalım. Ne olur? 4x artı 4y eşittir 40. x artı y ne geldi buradan? 10 geldi. x ve y'nin e, nesil istiyor bizden? Aritmetik ortalaması. Ne yaparız? Toplayıp 2'ye bölüyorduk. Bu da ne yapacaktır? 10 bölü 2'den 5 yapacaktır. Örnek 17. Yeni nesil bir soru arkadaşlar. X ile Y pozitif gerçel sayılardır diyor. Sağ yatık köşegen verilmişse X ile Y sayıların aritmetik ortalaması. Sola yatık köşegen verilmişse geometrik ortalamasını al diyor. Buna göre arkadaşlar 3 tane ifade vermiş. Hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Birinciye bakalım. Sağ yatık ifade vermiş. Nesi bu? Aritmetik ortalaması. Toplayıp 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Toplarsam 2A. Iki 2'ye bölersem ne oldu? A oldu burası. Sağ tarafta ne var? E, sola yatık köşegen vermiş. Geometrik ortası. Çarpımının karekökü. Buradan e, A sayısı kökün içerisinde ne oldu? Karekök A çarpı. A kök 3 oldu. İki tarafın karesini alırsam. A kare eşit ne olacaktır? Kare kökü A çarpı. A kök 3 olacaktır. A'lardan birini sadeleştiriyorum. A eşit 0 köklerden biri. Buradan da ne geldi? Yine karesini alırsam. A kare eşittir. 3 A geldi arkadaşlar. Bir A'yı daha sadeleştiriyorum. 0. Diğer A ne geldi? 3 geldi arkadaşlar. Ne diyor? A eşittir 3'tür diyor. Doğru. İkinciye bakalım. Ne diyor? Ee, Sola yatık köşegen geometrik orta. Çarpımının karekökü. kökü. Sağ yatık köşegen aritmetik orta. Toplamının yarısı ise m bölü n birdir diyor. Bakalım arkadaşlar, burada iki sayının geometrik ortasıyla aritmetik ortası ne verilmiş, eşit verilmiş. O zaman ne söyleyebiliriz? Bu iki sayı birbirine eşittir. Yani m ve n aynı sayılardır. Bana ne söylemiş? M bölü n birdir diyor. Doğru söylüyor arkadaşlar. Üçüncüye bakalım. Ne demiş? Sağ yatık aritmetik ortası A artı B bölü 2 C. Sola yatık geometrik orta A çarpı B'nin kare D'ymiş. O zaman C büyük eşit D demiş arkadaşlar. Her zaman aritmetik orta geometrik ortadan büyük eşittir arkadaşlar. Ya büyük olacaktır ya da sayılar aynıysa eşit olacaktır. O yüzden 3 numarada doğru bize doğru olanları sorduğu için cevabımız 1-2-3 olacaktır. Daha önce bakmış olduğunuz ödev testi sorularının çözümüne geçiyorum. Birinci soru. 12, 14, 19 sayıların aritmetik ortalaması nedir diyor. Hemen toplayıp bu üç sayıyı 3 tane veri olduğu için 3'e bölüyorum. Ne yapacak? 26 19 daha 45 3'e bölersek 15 yapacak. Bir öğrencinin bir hafta boyunca çözdüğü soru sayıların aritmetik ortalaması 50'ymiş arkadaşlar. Buna göre bu öğrenci hafta boyunca toplam kaç soru çözmüştür diyor. Bir haftada 7 gün var. Ortalama 50 soru çözdüğüne göre bir haftada ne kadar soru çözmüş? 350 soru çözmüş. İkişer yıl arayla doğmuş 4 kardeşin bugünkü yaşlarının ortalaması 12'ymiş arkadaşlar. En büyük kardeşin yaşı kaçtır diyor. Çocukların yaşlarını x, x artı 2, x artı 4, x artı 6 alıp 4, x artı 6 alıp Arkadaşlar 4 veri olduğu için 4'e bölüp 12'ye eşit çözebilirim arkadaşlar. Ancak buna gerek yok. Ortalama 12 olduğu için ne olur? 11-13, 9'a 15 şeklinde yaşları alabilirim. Yaş farkı 2 olduğu için 12'nin bir eksiği bir fazlası aldım. 3-3 fazlası oluyor diğeri de. Eğer yaş farkı 4 olsaydı 2-2 fazlası alırdım. Buradan yaşlar ne olacak? 9-11-13-15 ne diyor? en büyük kardeş 15 yaşında olacak. 2 ile 6 sayılarının geometrik ortalaması nedir diyor. 2 ile 6'yı çarpıp kare kökünü alın diyor. 2 kere 6 12. 12 4 çarpı 3 olur. 2 kare 3 cevabımız olacaktır. X1, X2, X3, Xn şeklinde en tane elemandan oluşan veri grubu için bu veri grubundaki sayıların toplamının veri sayısına bölümüne aritmetik ortalama denir demiş arkadaşlar. Aritmetik ortalamanın tanımını vermiş. Buna göre 4 ABC 12 sayılarının aritmetik ortalaması 8'miş. Yani bunları toplayıp 5'e bölersek 8 oluyormuş. 5'i karşıya atınca 16 artı A artı B artı C ne geliyor? 40. 16'yı ya karşıya atarsak A artı B artı C ne geliyor? 24 geliyor. Bizden ne istiyor? ABC'nin aritmetik ortalaması nedir diyor. Yani A artı B artı C'yi 3'e bölersek ne olur diyor. 24'ü 3'e bölersem ne olacaktır? 8 olacaktır. A ile B sayıların aritmetik ortalaması 10'muş. A artı B bölü 2 10. A artı B ne olacaktır buradan? 20 olacaktır. B ile C'nin aritmetik ortalaması 15 ise B artı C bölü 2 15. B artı C ne olacaktır? 30 olacaktır. A ile C'nin aritmetik ortalaması 20'ymiş. A artı C bölüki 2 20. A artı C ne olacaktır? 40 olacaktır. Elde ettiğimiz verileri taraf tarafa toplarsak ikişer tane A, B, C olacaktır. Bunların toplamı neye eşit? 70, 90. Buradan A artı B artı C ne gelecek? 45 gelecek. Bizden ne istiyor? Bu üç sayının aritmetik ortalamasını istiyor. 45'i 3'e bölersek ne olacaktır? 15 olacaktır. Bir grupta 6 kız ve 4 erkek öğrenci bulunmaktadır diyor. Bu gruptaki kızların yaş ortalaması 12'ymiş. Kızların yaşları toplamı ne o zaman? 6 çarpı 6 çarpı 12. Erkeklerin yaş ortalaması 17'ymiş. 4 erkek vardı. Toplamı ne olur? 4 çarpı 17. Toplam 10 kişi var. Eğer ortalamayı soruyorsa bize toplayıp ona böleceğiz. Ne yapar? 72, 68 daha 140. Ona bölersek ne olacaktır? 14 olacaktır. Bir sınıftaki 41 öğrencinin yaş ortalaması 12'dir. Buna göre aynı öğrencilerden oluşan bu sınıfın 2 yıl sonraki yaş ortalaması ne olacaktır? 2 artacaktır. Ne olacaktır o da? 14 olacaktır. Ödev testi orta düzey. 6 sayının aritmetik ortalaması A verilmiş. Toplamı nedir? 6A. 9 sayının aritmetik ortalaması da artı 5'miş. Toplamı da 9 çarpı artı 5. Ne diyor? Bu sayıların tümünün aritmetik ortalaması hepsini topluyorum. 15 tane sayı olduğu için 15'e bölüyorum. Neymiş? 19'muş arkadaşlar. Bizden ne istiyor? E, A sayısı kaçtır diyor. 15'i e karşıya atarsak 15 çarpı 19 ne yapar? 285 yapar. Şurayı da düzenleyelim. 6A, 9A buradan gelecek. 15A, 9 kere 5 buradan da gelecek. 45 gelecek. 45'i karşıya atarsak 15'e ne olacaktır? 240 olacaktır. 240'ı 15'e bölersek A ne gelir arkadaşlar? 16 olarak gelecektir. 5 üzeri x ve 5 üzeri y sayılarının geometrik ortalaması 125'miş. Buna göre x artı y nedir diyor. Geometrik ortalama neydi? Çarpımının iki veri olduğu için kare köküydü. Ne eşitmiş bu? 125'e. 125'te nasıl yazalım? 5 üzeri 3 şeklinde yazalım. Burada tabanlar aynı çarpım halinde. Üstler ne olur? Toplanır. X artı Y. Şurada gizli bir 2 vardı. Bunu da paydaya gönderiyorum arkadaşlar. Sayıyı üstü sayı olarak yazıyorum. Tabanlar aynı olduğu için üstler birbirine ne olacak? Eşit olacak. X artı Y bölü 2 3 ise X artı Y ne gelecek buradan? 6 olarak gelecek. Benden ne istiyor? X artı Y istiyormuş. Cevabımız 6 olacak. X ile Y sayıların aritmetik ortalaması 6, geometrik ortalaması 4 kök 2'ymiş. Yani toplamının yarısı 6 imiş. Çarpımının karekökü neymiş? 4 kök 2'ymiş. Bizden ne istiyor? X kare artı Y kare istiyor. Şurayı düzenleyelim. X artı Y ne gelir buradan? 12 olarak gelir. Buradan ne gelir? X çarpı Y karesini alırsak 16 çarpı 2, 32 olarak gelir arkadaşlar. X kare artı Y kareyi nasıl açarız arkadaşlar? X artı y'nin karesi eksi 2x şeklinde açabiliriz. Buradan x artı y ne vermiş ya da ne bulduk 12, x çarpı y 32, 2 çarpı 32, 144'ten 64 çıkarırsak x kare artı y kare ne gelecektir? 80 gelecektir. Aşağıdaki tabloda bir teknoloji markette sunulan XYZ marka bilgisayarların fiyatları verilmiştir diyor. X markanın 1200, Y'nin 1700, Z'nin 1400'müş. Bir kişi bu bilgisayarın fiyatı ortalama 1300 TL olacak şekilde bazı bilgisayarlar seçerek sipariş listesi oluşturuyor diyor. Buna göre seçim hangisi olamaz diyor arkadaşlar. D şıkkına bakalım. Y marka bilgisayardan 2 tane seçmiş 1700 liralıktan. Z marka bilgisayardan 1 tane seçmiş. 1400'lükten 1 tane 1700'lükten 2 tane. Ortalama hangi aralıkta olur? Bakın 1400'de 1700 aralığında bir sayı gelecek arkadaşlar. Hatta 1700'e yakın ne olacak? Hatta bulalım. 1400'den 2 fazla 1600, 1700'den de 1 fazla sayılarla ters orantılı olacak. Bu 1300 olamaz arkadaşlar. İfadelerinden hangileri daima doğrudur demiş. Bir grubun yaş ortalaması gruptaki kişi sayısı azalınca değişmez. Eğer eksilen kişi sayı kişiler e, grup ortalamasından farklıysa yaşları o zaman ortalama değişir arkadaşlar. Aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşit olan sayılar birbirine eşittir. Bunu söylemiştik daha önce. Bir gruba yaşı grubun yaş ortalamasına eşit olan bir kişi katılırsa grubun yaş ortalaması değişmez. Çünkü aynı ortalamaya sahip kişi geldi. Hangileri daima doğrudur diyor. 2 ve 3 doğru cevap olacaktır. Bir fabrikadaki kadın işçilerin yaş ortalaması 36, erkeklerinki ise 42 42'ymiş arkadaşlar. Kadın işçilerin sayısının erkek işçilerin sayısına oranı 1 bölü 5'miş. Kadınlar x tane ise erkekler 5 x tane. Buna göre bunların tüm ortalama, tüm yaş ortalaması nedir diyor arkadaşlar. 42 ile 36'nın yaş farkı nedir? 6. x ile 5 x'in toplamı da 6. Demek ki aradığımız cevap 42'nin 1 eksiği ya da 36'nın 5 fazlası olacak. 36'ya 5 eklersek 41, 42'ye 42'den 1 çıkarırsak 41 olacak. Ya da ne yapabiliriz? Diğer yöntem arkadaşlar. Ne yapabiliriz? x çarpı 36 artı 5x çarpı 42 bölü 6x dersek arkadaşlar ne gelecek ortalama? 41 gelecek. En tane sayının aritmetik ortalaması m'ymiş arkadaşlar. O zaman toplamları ne olur? n çarpı m olur. Bu sayı grubuna m artı 14 sayısı eklenirse m artı 14 ekleniyor. Aritmetik ortalama 6 oluyormuş. Kaç tane veri oldu? n tane burada var. Bir tane de sonradan eklendi. n artı 1 tane veri oldu. Eşitmiş 6 arkadaşlar. Buna göre n'nin m cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani bu ifadeyi düzenle n'yi yalnız bırak diyor. n artı 1'i karşıya atıyorum. Ne olur burası? nm Artı M artı 14. 6 N artı 6 olur. 6 14'ten çıkarılırsa 8 kalacaktır. N ile bir başa kalan ifadeleri sona atıyorum arkadaşlar. N M eksi 6 N ne olacaktır? Eksi M eksi 8 olacaktır. Buradan N parantezini alırsam M eksi 6 geliyor. Eksi M eksi 8. Buradan M eksi 6'yı karşıya gönderirsek M eksi 6 olur. İfadenin hepsine çok fazla eksi var. Eksiyle çarpalım. Ne olur? M artı 8 bölü 6 eksi M olacaktır. Bakalım hangisi var? M artı 8 bölü 6 eksi M. D şıkkı doğru cevap. 8. soru tabloda bir grupta kişilerin yaşlarına göre dağılımı verilmiş. 23 yaşında 15 kişi, 25'te 11, 27'de 5 kişi varmış. Bu gruptan 20 kişi seçilmiş. Ortalaması 25 olmuş. Ortalamanın 25 olmasını istiyorum. 23 ile 27 25'i eşit uzaklıkta. O zaman eşit sayıda seçmem lazım bunları. Eşit sayıda seçebilmek için 25 yaştan çift sayıda almalıyım arkadaşlar. Çünkü 20 de çift bir sayı. Geriye 10 kaldı. Bunları 5 5 eşit şekilde alırsam ortalama 25 olacaktır. Ne diyor? Seçilmeyenlerden kaç tanesi 23 yaşındadır diyor arkadaşlar. 5 tanesini seçtim 23 yaşındakilerden. Farkını alırsam kaç kişi seçmedim? 10 kişiyi seçmedim. İleri düzey birinci soru. Yaş ortalaması 9 olan bir grup öğrenci arasına 18 ve 20 yaşındaki 2 kişi katıldığında x kişi olsun arkadaşlar yaş ortalaması 9 yaşları toplamı ne olur? 9x. 18 ve 20 yaşında birer kişi daha katılırsa toplamları bu olur. Peki kaç kişi oldu elimizde? x artı kişi oldu. Yaş ortalaması ne oluyormuş? 11 oluyormuş arkadaşlar. Buna göre son durumda kaç kişi vardır diyor. Karşı yatarsak x artı 2, yukarısı 9x artı 38 yaptı. Aşağısı da 11x artı 22 yaptı. Buradan 2x eşittir. 22 yatarsak 16, x ne geldi? 8 kişi geldi. İlk durumda e, grupta 8 kişi varmış. Son durumda dediği için 2 kişi daha eklendi. 8 artı 2 ne yapacaktır? 10 kişi olacaktır. Aşağıdaki tablo bir sınıftaki öğrencilerin fizik sınavından aldıkları puanların dağılımını göstermektedir. Bu sınıfın fizik sınavındaki puan ortalaması 5 olduğuna göre sınavdan 6 alan kaç öğrenci vardır diyor. Ortalamayı alalım. E, puanı 2 olan 4 öğrenci varmış, 2 kere 4, 8 toplamları 8 yapar. 4 olan 5 öğrenci, toplamları 20. 6 olan x öğrenci, toplamları 6x. 8 puanlı olan 5 öğrenci varmış. Toplamları 40. Bunu kişi sayısına bölersem kaç kişi var? 5, 10, 14 artı x kişi var. Ortalama ne oluyormuş? 5 oluyormuş arkadaşlar. Düzenlersek karşıya atıyorum. 14 artı x'i ne olur? 28, 40 daha 68 artı 6 x eşittir. 70 artı x'ten buradan 5 x eşittir. Ne olacaktır? 70 artı 5 x oldu düzeltiyorum arkadaşlar. Buradan karşıya atarsak 5 x'i karşıya atınca x burası da 2 oldu. x eşittir ne geldi? 2 geldi. Bir sınıftaki kız öğrencilerin yaş ortalaması 20. Erkeklerin ki 25'miş arkadaşlar. Sınıftaki öğrencilerin yaş ortalaması 23'müş. Buna göre ne istiyor bizden? Kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı kaçtır diyor. Şu fark ne arkadaşlar? 2. Şuradaki fark kaç? 20'den 23'e 1. Düzeltiyorum 3. Demek ki 3x erkek varmış, 2x kız varmış. Kızların erkeklere oranını soruyor. Ne olacaktır? 2 bölü 3 olacaktır. A sınıfındaki öğrencilerin yaş ortalaması 16, B'dekilerin 18'miş. A ve B sınıfındaki tüm öğrencilerin yaş ortalaması 16,8'miş. O zaman B sınıfındaki öğrenci sayısı hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Yine aradaki yaş farklarına bakalım. A sınıfındaki ile yaş farkı 0 tam onda 8. B'deki ile yaş farkı 1,2. Sadeleştirirsek bunları ne olduğunu göreceğiz? 2'ye 3 olduğunu göreceğiz. Demek ki A'daki kişi sayısı 3'ün katı. B'deki ne olacak? 2'nin katı. Ne diyor? B sınıfındaki öğrenci sayısı hangisi olamaz? 2'nin katı olması gerektiği için çift olabilir arkadaşlar. Tek olamaz. Artı b eksi 3 ile a eksi b artı 6 sayıların aritmetik ortalaması 10'muş. Yani toplayıp 2'ye bölersek ne oluyormuş 10. Buradan b'ler gider. 2a artı 3 eşittir. 2 ile karşıya atarsak 20. a ne gelir buradan? 17 bölü 2 gelecektir. Buna göre diyor şu iki sayının aritmetik ortalaması nedir? Yine b'ler gitti. Ne kaldı buradan? 2a artı 3 bölü 2 kaldı. a 17 bölü 2 idi. 2a ne olur? 17 Toplarsak 20. Yarısı ne olacaktır? 10 olacaktır. Toplamları 120 olan 4 sayının en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark 30'muş. Bunlar A sayısı ve artı 30 sayısı olsun. En küçüğü ile en büyüğü. Ortadaki sayılarla ilgili ne vermiş? En büyük sayı ortanca iki sayının toplamına eşitmiş. Ortadaki iki sayı B ve C olsun. En büyüğü bu ikisinin toplamına neymiş? Eşitmiş. Yani şunu yerine ne yazabilirim? A artı 30 yazabilirim. Buna göre toplamları 120 idi. Bunlar toplarsak arkadaşlar 1, 2, 3 A var. Artı 30, 30 daha 60. Neymiş? 120 imiş. 60'ı çıkardım 60. 3'e bölersem A ne olur arkadaşlar? 20 olur. Buna göre ortanca iki sayının aritmetik ortalaması nedir diyor. Yani A artı 30'un yarısı nedir diyor bize. A'ya 20 verirsem 20, 30 daha 50. 2'ye bölersem 25 Aradığım cevap olacaktır. X kare artı y kare artı 2 y sayısı ile 6x eksi 10 sayısının aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşitmiş, yani bu iki sayı birbirine eşitmiş. Hepsini başa gönderirsem ne olur? X kare eksi 6x artı y kare artı 2y artı 10 eşit 0 olacak arkadaşlar. Ne diyor? X de y'nin çarpımı nedir? Şu ifadeyi tam kareye tamamlıyorum. Ne olmalı? x kare eksi 6x yanına yarısının karesi gelmeli. 9. y kare artı 2y yanına yarısının karesi gelmeli. 1. 2'nin yarısı 1, karesi 1. 6'nın yarısı 3, karesi 9. Niye böyle bir şey yaptım? Bu ifadeleri tam kareye tamamladım. Ne aldım buraya? 9, 1 daha 10 aldım. Burada da 10 vardı zaten. Eşittir 0 oldu. Buna göre şu ifade nedir? x eksi 3'ün karesi. Bu ifade nedir? Y artı 1'in karesi eşittir 0. İki tam kare ifadenin toplamı sıfırsa her biri ayrı ayrı 0 olmak zorundadır. Çünkü negatif olamazlar. X ne gelir buradan? 3. Y ne gelir buradan? Eksi 1 gelir. Ne istiyor? Çarpalım diyor bunları. Çarparsak ne olacaktır? Eksi 3 olacaktır. Sekizinci soru. Aşağıdaki tabloda bir iş yerinde çalışanların sayısı ile yaşlarının dağılımı verilmiş arkadaşlar. Yaşları neymiş? 29, 32, 33. Bunlardan da 11, 15, 10 kişi varmış. Bu iş yerinden yaş ortalaması 30 olan bir grup oluşturmak istiyoruz arkadaşlar. 30'un 29 uzaklığı nedir? 1, 32 uzaklığı 2 birim. Ne diyor? Bu grup en fazla kaç kişi olabilir diyor. 30'dan küçük sadece 29 olduğu için diğerleri 30'dan büyük. 29'un hepsini alacağım arkadaşlar. Kaç kişi var burada? 11 kişi var. Şimdi ortalamanın 30 olabilmesi için şu ikisinde 1'e 2 oranı olmalı. O zaman 11'e 22 olmaz. Ne alabiliriz? 2'ye daha doğrusu bunun yarısı kadar olmalı. 10 alsam bu ne olur? 5 mi olur? Yani şurası 10 olursa şurası 5 olacak. Ancak burada 1 kaldı. 1'e karşılık buradan sayı veremiyorum. O zaman şöyle yapalım. Burası böyle olmadı. 8 alsam 4 olur. 8 alsam 4 dengelemek için kalan 3 kişiye karşılık da şurada kalan 3 kişiye karşılık da bir tane 33'ten alırsam ortalama tam 30'a gelir. Yani 11 kişi 29'dan alırsam, 4 kişi 30'dan, bir tane de 33'ten alırsam, 4 kişi 32'den, bir tane de 33'ten alırsam ortalama ne veriyor? 30'u veriyor arkadaşlar. O zaman toplam kaç kişi aldım? 11, 15, 16 kişi aldım. Yeni nesil sorular. Bir ülkede ilk 5 ayın aylık yağış ortalaması 84'müş. 5 ayın toplamı ne olur? 5 çarpı 84. Son 7 ayın aylık yağış ortalaması da 36'ymış. Toplamı ne olur? 7 çarpı 36. Buna göre bu ülkenin yıl boyunca aylık yağış ortalaması nedir? Hepsinin toplamının 12'ye bölümüdür arkadaşlar. Buradan yukarıya 12 parantezini alalım. Ne olur? 5, 12 kere 7, 35 kalır. Sonra 36 12 çarpı 3 3 kere 21 kalır. Buradan da 12'ler giderse 35 21 daha ne yapar? 56 yapacaktır. Bir mağaza tanesini 22 TL'ye mal ettiği 100 tane tişörtün bir kısmını 32 TL'den bir kısmını 37 TL'den satıyormuş. Tişörtün satışından ortalama 12 TL kar elde edilirse maliyetleri ne olur arkadaşlar? 20'ye 25 olur. Peki ne diyor? Buna göre 37 TL'den kaç tane tişört satmıştır? 37 liralık tişörtün maliyetini 25, 12 çıkardık. 32 liralığın 20 arkadaşlar. Ortalama maliyet neymiş? 22'ymiş. 20 ile 22'nin arası 2, 25 ile 22'nin arası 3. Demek ki 32 TL'lik tişörtten eğer 3x tane ise 37 TL'lik tişörtten 2x tane tişört varmış. Toplamları ne bunların? 100'müş arkadaşlar. 5x 100 ise x buradan 20. Bizden ne istiyor? 37 TL'likleri istiyor arkadaşlar. O da ne? 2x 20. Ne yapacaktır? 40 yapacaktır. Matematik sınavından aldıkları notlar 2, 3 ve 4 olan öğrencilerin bulunduğu 15 kişilik bir grup varmış. Not ortalaması 7 bölü 3'müş. Yani 2 tam 1 bölü 3'müş. Arkadaşlar bunun 2'ye uzaklığı nedir? 1 bölü 3. 3'e uzaklığı nedir? 2 bölü 3. Sadeleştirirsek 1'e 2 oranı var arkadaşlar arada. O zaman buradan alacağımız 2x kadar kişi ise buradan alacağımız x kadar kişi olacaktır. Şimdi bu grupta notu 2 olan öğrenci sayısının küçük değeri kaçtır diyor? 10 olsun arkadaşlar. Gruptaki 10 sayısını deneyelim. 2'ye 1 olacağı için burası ne olacaktır? 5. 15 kişinin ortalaması 2 tam 1/3 oldu mu? Oldu. Ancak 4'ü hiç kullanmadık. Onun için 4'ten de en az bir tane almalıyız. 4'ten bir tane alırsak demek ki 2'den daha fazla almalıyız yoksa ortalama daha büyük olur. Ondan büyük en büyük ne olabilir? 11 olur. Eğer şurası 3, burası da 1 olursa ortalama 2 tam 1/3 yapacaktır. O yüzden en az 2'den 11 almak zorundayız. Aşağıdaki tabloda bir hastanede çalışan aynı yaştaki doktor ve aynı yaştaki hemşirelerin sayıları ve yaşları verilmiştir. Ne diyor? 35 yaşında 25 doktor varmış. 25 yaşında 60 tane hemşire varmış. Bu hastanede çalışan doktor ve hemşirelerden yaş ortalaması 29 olan grup oluşturmak istiyorum. 25'e uzaklığı 4. 35'e uzaklığı ne olur bunun? 6 olur. Sadeleştirirsem 2'ye 3 oranı mı var? Demek ki 35'ten 2x kadar kişi alırsam 25'ten 25'likten 3x kadar kişi almalıyım arkadaşlar. Peki 35'lik kaç kişi var 35 yaşında? 25 kişi var. 25 yaşında kaç kişi var? 60 kişi. 35 yaşında 2'nin katı kadar kişi alabilirim. 2'nin katı kaç kişi alabilirim? 25 kişi de en fazla 24 kişi alabilirim arkadaşlar. Dengelemek için 25 yaşından kaç kişi olmalı? 2'ye 3 olduğu için 20, 36 oldu arkadaşlar. Bize de bunların toplamını soruyor. Ne olacaktır? 60 olacaktır. Beşinci soru. A, A B, B, A, B, ve B, A iki basamaklı sayılarmış. Aşağıdaki grafikte bir giyim mağazasının 4 günde sattığı ürün adetleri verilmiş. Pazartesi için B, A, çarşamba için BB, salı için A, A, perşembe de AB'ymiş. 4 günde satılan toplam ürün adedinin ortalaması 66'ymış. Buna göre A artı B nedir diyor. Bu sayıları çözümleyerek toplayalım arkadaşlar. Kaç tane A var burada? 2 tane onlar basamağında var. 20. 2 tane birler basamanda 22 tane A var. B'ye bakalım. 2 tane onlar basamanda 2 tane birler basamanda 22 tane B var. 22 parantezinde A artı B bölü 4 kişi sayısı 4. Veri sayısı 4. Dolayısıyla 4'e böldüğümüzde ortalama neymiş? 66'ymış. 22 ile 66'yı sadece 4'ü de karşıya atarsam A artı B ne olacaktır? 3 kere 4'ten 12 olacaktır. Bir öğrencinin matematik dersinin ilk ikili yazılısından aldığı puanların ortalaması x'miş. Toplamı da 2x olur o zaman. 2 çarpı x'ten. Bu öğrenci 3 yazılısının ortalaması y. 3. yazılısının yazılısını a diyelim arkadaşlar. 3'ünün toplamını 3'e böldüğümde ne diyor? Ortalaması y veya y'den büyük olduğunda dersten geçiyormuş. Bu ortalama büyük eşit y ise dersten geçiyormuş. 3. yazılıdan alması gereken en düşük puanın x ve y cinsinden eşit nedir diyor. 3'ü karşıya 2x'i de yanına gönderirsem a ne olacaktır? Büyük eşit 3y eksi 2x olacaktır. a'nın en küçük değeri ne olacak? Eşitliği alırsak 3y eksi 2x olacaktır. Aşağıdaki grafikte bir mağazanın aylık dağılımı verilmiş arkadaşlar. İçi dolu olan yuvarlaklar gelir, boş olanlar da gidermiş. O zaman e, farkı ne olur? Kar olur. 2,5 eksi 1,5 burada ne kadar kar var? 2,5 eksi 1'den 1,5. Burada 3,5 eksi 1,5'dan 2. 4,5 eksi 2'den 2,5. 3'ten 2,5 çıkarsa 0 tam onda 5. 5,5'dan 3 çıkarsa 2,5 oluyor. Ne diyor? Grafiğe göre mağazanın ilk 5 ayda ortalama karı kaç liradır diyor. Bunları toplayıp 5'e böleceğiz arkadaşlar. Toplarsak 3,5, 4, 6, 6,5, 7, 9 yapıyor. Bunu da 5'e bölersek bu 9000 lira demek arkadaşlar. 5'e böldüğümüzde ne gelecektir? 1800 TL gelecektir. 6 tane öğrencinin bulunduğu bir gruba 17 yaşında bir öğrenci katılırsa grubun yaş ortalaması 11 oluyormuş. Eğer ilk durumda bu gruptan 10 yaşında bir öğrenci ayrılırsa grubuması yine 10 oluyormuş. Demek ki grubun başlangıçtaki yaş ortalaması da neymiş? 10'muş arkadaşlar. Çünkü 10 yaşında bir iki öğrenci ayrılırsa grup ortalaması değişmediğine göre demek ki başlangıçta da 10'muş. O zaman ilk duruma geri dönelim. A tane öğrenci var ortalaması 10. Toplamı ne olur? A çarpı 10. 17 yaşında bir öğrenci ekleniyor. Kişi sayısı ne olur? A kişi vardı. Bir de şimdi eklendi. A artı 1 oldu. Ortalama 11 oluyormuş. A artı 1'i karşıya atarsam 10A artı 17 eşittir. 11A Artı 11 olacaktır. 10, 10 ay sona atarsam a ne olacaktır? 17 eksi 11, 6 olacaktır. Ders anlatım föyümüz burada sona ermektedir. Bir sonraki föyde yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.